Çiftçiye baksan çiftçinin hali rezil. Yani doğrudur abi. Çiftçi misin abi sen? Çiftçiyim. Diyarbakır'dan daha 2-3 gün önce geldim. Gübre alınmıyor. Gübre alınmıyor. Gübre almayınca mazot pahalı. Herkes kara kara düşünüyor. Bunu ne olacak? Sonu ne olacak hani? Askeri ücret veriyor. Kaç para abi veriyor? 3000 lira alayım saat sabah 7'de 8'de başlıyorum akşam 11'e kadar. Adam diyor ek iş yap. Ya milletvekillerin maaşını düşüreceksin. Değil. Milletvekillerin maaşını düşüreceksin. Askeri ücretine gelsin abi. Bir ay dayanabiliyorlar mı? Yani bir Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı hepsi birdir. Birdir. Bir. Onu şey yapan yok abi. Onu inkar eden yok. Kaynağı ne olur biliyorsun? Bir insan geçinmediği zaman her yola başvurur. Değil mi kardeşim? Bak az önce bahsettim. Ben şu an geçinemezsem ya kendimi vururum, öldürürüm ya kendimi asarım. Doğrusu bu. Söyle abi bir dakika. Abi ben 62 yaşında bir insanım. Emekliliğim yok. Onu geçsem mi? Akşama kadar abi burada aç oturdum. Kimse bana bir kuruş vereyim mi? Vermeyeyim. Ülkeyi bu hale getirenlere sorun kardeşim. Bize mikrofon uzatmayın. Ülkeyi bu hale getirenlere sorun onu. Biz kendi ülkemizde aç duruyoruz. İş yok. Delikanlıların işi yok. Hep bütün böyle sokaklarda geziyor. Bunların hali ne olacak? He? Hadi bizi siktir et. Biz artık bizi kimse almıyor işe. Bizim bir ayağımız toprak. Ama öyle delikanlılar var ki taşını sıksa suyunu çıkartır. Adam üniversite bitmiş. Sokaklarda geziyor. İş bulamıyor. Hırsızlık mı yapacak bu adam? Ne yapacak? Bunu aslında siz o milletvekillerine uzatacaksınız bu konuları. Bu konuları siz milletvekillerine uzatacaksınız. Benim emekliliğim yok. Bizim yandaş televizyonlar göstermediği için sizin sesinizi duyuruyoruz onlara. Bizim sesimizi duyurmanız önemli değil abisi. Benim için sıkıntı değil. Bizim ayağımız bir demedim ya toprak ya tamam. Benim iki tane evladım var evde. Boş, işsiz. Biri liseyi bitirmiş, biri lise 2'ye gidiyor. Bu çocukların hali ne olacak? Abi biraz da bu teyzem konuşsun. Gel. Teyzeciğim. İş yok değil ya. Gel senden. İnsanlar gel. Bir sürü eleman arayla. İş beğenmeyle, beğenmeyle. Tabii iş beğenmeyle. Şimdi bu genç diyor ki ben çalışıyorum diyor. Evet. Sabah diyor 8'de işe başlıyorum. Evet. Akşam 11'de çıkıyorum diyor. 100 liraya çalışıyorum. Ya akşam 11'e kadar vakit için mesai ediyorsun sen. Öğrenciyim teyze. Nerede çalışıyorsun? 100 liraya diyor. Bil öyle değil. Göz 11'e kadar değil. Annem babam ayrı. Ben kardeşlerime bakamazsam kendi kafama sıkar ölürüm daha iyi abla. Ne alaka? Gençlerin haline bak. Kardeşim, asla abla. İş var. İş beğenmeyi bu da beğenmeyle. Şey i̇ş beğenmeyle. Bir sürü iş arar. Ben bunu yaşayacak. Bunun çalışma yaşı mı ya? Bunun gezme yaşı ya. Bu aile mi bakabilir? Çocuk diyor ki kardeşlerime bakacağım diyor. Yani bakmazsan benim babam anne. Annem babam ayrı. Annem, tamam onlar bakacaklar. Sorumlulukların ona. Çalışıyorum ben 60 yaşına. Bakın onlar bakacak diye bir değil. Devlet bakacak. Devlet bakacak. 17 yaşındaki bir çocuğa devlet bakmaya mecbur. Annemle babam ayrılmış diyor. Devlet bakacak. Avrupa'ya gidiyorsun. GK'dan zaten gidip ücretsiz muayeneni oluyorsun. Daha ne olabilir? Çocuğa devlet bakıyor. Öyle ben buraya gelmişim gurbete. Eczeme ver hele. 8 tane doğuran bir insan onlara bakmasını da bilir. 8 tane niye doğurdu? Madde durumunuz iyi değil ise. Eczeme annemle babam ayrıldı diyorum sana. Tamam ayrıldılar. Bakıyor devlet de bakıyor. Bakıyor. Aileme bakamazsam hiç kimse bakamaz. Kafama sıkar ölürüm en iyisi bu. Sen o zaman oluyor tuşu. Ne oluyor edeceksin? Siz beğeniyor musunuz? Tabii ki beğeniyorum. Geçinebiliyor musunuz? Geçimler normal. Evet geçiniyorum. Tabii ki geçiniyorum. Yani geçinmeyecek diye bir şey yok ki. Ha tamam. Her istediğimi almıyorum. 1 litrelik, 5 litrelik yağın bu fiyatı normal mi sizce peki? Her şey pahalı. Onun için yapacak bir şey yok ki. Her şey pahalı. Yapacak bir şey var efendim. Ne var? Üretim var. Ne üreteceksiniz? Ne demek ne üreteceksiniz efendim? Dışa bağımlılık kaldıkça her aldığınız ürün dolarla gelecek. Dolarla gelen üründe enflasyon arttıkça dolar da artacak. Ne kadar üretilmedi? Cumhurbaşkanı kötülemiyorum. Ben ekonomi konuşuyorum. Ben soruyorum sana. Ben soruyorum sana. Aç mısın, tok musun, geçinebiliyor mu diyorsun? Onun bastığı toprakları. Şimdi güzel kardeşim. Ben sana bir şey diyebilir miyim?
İnsanlara bir şey, insanlara bir şey izah edebilmen için insanlar bir şey görmüş olması lazım. Şimdi bu kardeşim diyorsa ki ben bu yaşta gidiyorum, kardeşime bakacağım. İşte öbür kardeşime bakacağım, bu benim değil. Bu insanlar gezmemiş, görmemiş. Avrupa'yı görmemiş, Amerika'yı görmemiş, Kanada'yı görmemiş. Ben kendi amcama dedim ki eğer günde 3 öğün yemek için, yemek için yemek yiyorsun, onun için yaşıyorsun, onun için çalışıyorsun. Bir belki köye, memlekete gitti, yok uçağa bindi, yok arabası yok. Ama diyor ki batmış, ben 5000 lira maaş alıyorum abi. Batmış, bindiğim araba Mercedes, hanımın bindiği araba BMW ama biz batmışız. Ben oradayım ya zaten, tatile geldim. Ha şimdi ama insanlar bunu görmediği için, sen sadece yemek yiyebilmek için yaşıyorsun. Seninle konuşmuştuk değil mi? Konuşmuşum tabii. Böyle bir daha devlet görmedim ben ya. Ne konuşuyorsun ya? Geçenki röportajımızdan bu yana fiyatlar değişmiş mi? Nasıl fiyatlar? Değişmemiş. Niye değişir? İyi mi? İyi tabii ya. Üstüne dolar çok fazla arttı. O yüzden soruyorum. Her şey iyi olacak dediler. Ne iyi oldu? Ne iyi oldu? Teyze? ZHP'liler, İmamoğlu her şey iyi olacak dedi. Ne iyi ne oldu? İyi ne oldu? Neden şikayet edin onu söyle. Ne iyi olmadı? Her şeyden hiçbir şey tuttuğu yok çocuğum. Teyze ne her şey dedin? Onu söyle. Kavgası dil kavgası. Teyze ne dedi? Her şey dediğin ne? Bana onu söyle. Ben bilmeyeyim ki her şey ne olacaktı da olmadı. Benzin fiyatı mı? Dolar mı? Neydi ne? Ne? Dolar aldı yürüdü, her şey aldı yürüdü. Tamam, oğlum bakıyor dolara her şeye. Bakmaya uşağım, tamam bakmaya ama her şey tamam, iyi olacak şey dediler. Ne ettiler? Yol mu ettiler? Metro mu ettiler? Hiçbir şey. Teyzeciğim. Soruyorum ben de, diyorum ki neyden diyorum? Dolar yükseldi diyor. 3 tane araba var uşağım, fakirlik yok yok. Her evi. Evet. Benim var mı 3 araba teyze? Benim de var araba. Tabii var araba. 3 araba var. 2 tane araba mı? Ne yok? Salışacaksın da oğlum. Salışacaksın. Senin var mı abi 3 araba? Önemli olan. Arabam var mı? Ne? 3 arabası varmış. Ya benim kendime şahit bir arabam. Ama ben Avrupa'da yaşıyorum. İsviçre'de çalışıyorum. Buraya da tatile geldim. Orada da durumum çok iyi. Yani bir sıkıntımız yok çok şükür. Ama demek istediğim, insanlar sadece burada diyor ki yemek yiyorum ya, pazara gittim, onu aldım, bunu aldım, ben doydum. Eğer bunun için yaşıyorsan hapishaneye git kardeşim. 3 öğün yemek veriyorlar. Orada da ölmüyorsun, orada da yatıyorsun. Bir saat avluya çıkıyorsun. Hayatlarında bundan başka bir fark yok. Ama hepsi diyor ki biz çok rahat yaşıyoruz. Bu yıl cezaevine kardeşim. Ben Çin'e gitmek istiyorum. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Ben Orlando'ya gitmek istiyorum. Var mı öyle bir şeyiniz? Gidebiliyor musunuz? Eğer bunu sağlıyorsa, eğer bu duruma geldiyseniz iyisiniz. Yani insanları 20 senedir kandırıyorlar. Zenginleştik, uçuyoruz, şaha çıktık. Ya paraya bakıyoruz 11 olmuş. Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Eğer senin paran değer kaybediyorsa sen fakirleşiyorsun. Benim cebimde bugün 10 bin lirası varsa kardeşimin, atıyorum gidiyor onunla 2000 euro alıyordu önceden. Şimdi 500 euro alıyor ama adam diyor ki zenginleşiyoruz. Millet de bunu alkışlıyor. Görmüyorsunuz mu? Dış güçler, dış güçler. Ulan dış güçler devleti yönetiyorsa sen ne iş yapıyorsun? Ha kasadaki parayı boşaltmasaydın şu an ortalar dolar sürerdin ve 11'e gelmezdi kur. Ama bizim insanlara diyorum ya, insanlar etten vazgeçmiş. Ya tavuk git dünyanın hiçbir yerinde yok. Tavuktan ucuz bir şey olamaz. Tavuk bile etle bir gidiyor ama hala herkes diyor ki Tayyip Tayyip. Ya iyi yönetirse sıkıntı yok. İyi yönetsin. Ama bir gün çalışıp da bir insanlar bir kilo et alabiliyorsa yazıklar olsun bu hükümete. Bu insanlara da yazıklar olsun. Ben 3 kere geldim. 3 kere beni kapıda tutukladılar. 3 kere gözaltı. Bu geldiğimde de gözaltı. Her zorluğu çıkartıyorlar ki ben bu memlekete gelmeyeyim. Ulan benim dedem 7 sene askerlik yapmış. Benim babam 28 yapmış. Biz bedelli yaptık ama geldik. Onlarınkisi gitsin yapsın. Ama bu insanlar bu kafasını değiştirmediği sürece de bunu çekmeye mecbur. Pelu, göster kime verelim? Sana söyle. Bir dakika. Pelu, polis memuru bana ne diyor biliyor musun? 28 yaşıma gelmişim abi diyor. Hatalı sensin. Niye geliyorsun ülkeye diyor. Paran da var diyor. Git diyor İspanya'ya git diyor. Fransa'ya git orada tatil. Altın alamıyorum, evlenemiyorum diyor. Kızın babası dedi ki gel al oğlum. Sıkıntı yok. Ama altını yapamıyorum. Beyaz eşya yapamıyorum. Evi tutamıyorum. Polisim diyor. Bugün Avrupa çağırsa üniformayı çıkartıp giderim. Bakın şuraya gidin. 45 yaş üstü Sedat Peker diyor ya, doğru söylüyor adam. Çok akıllı bir adam. Gidin 45 yaş üstü herkes sahip diyecek. 20 yaşındaki gençlere git sor. 20 yaşındaki gençlere git sor. Gelecekleri yok ya. Şu çocuk doğdu değil mi kardeşim? Avrupa'da bunu çocuk parasına bağlıyorlar. Doğduğu gün bu çocuk maaş alıyor. 300 euro bu çocuk. Bu çocuk fakirlere değil, herkese veriyorlar. Bu çocuk maaşa bağlanıyor. Bu çocuk Türkiye'de şu an borçlu doğuyor. Borçlu doğuyor. Hani nerede? Siz bu kafa kasını değiştirmediğiniz sürece
bir adım yürüyemezsiniz. Kafaları kim değiştiriyor ki? Abi biz şu anda ortamda memnunuz. Sen dışarıdan gelmişsin diye. Abi bak ben sizin adınıza memnunum. Sen bütün gün çalışıp da bir kilo et alabiliyorsan ben sizi acıyorum abi. Acıyorum. Niye bir kilo? Ben 15 niye, dakika. Niye bir kilo? 15 dakika çalışıyorum. Bir kilo et alıyorum. Sen bütün gün çalışıyorsun. Eğer sen diyorsan ki ben buna razıyım. Yapacak. Vallahi her şey bol. Her şey bol. Ama ben bu çocuğa her şey bol da alabiliyoruz mu abi? Vallahi gerekli. Yani millet ağlıyor ama boşuna ağlıyor. Her şey var. Allah aşkına bir abi, var da alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Alıyoruz. Al çok. Gittiğinde ne alabiliyorsun pazardan? Ne almıyoruz ki? Ne istesek alıyoruz. Abla gel. Pazara gittiğinde 100 liraya ne alabiliyorsun? Hiç alamıyorsun. Hiçbir şey alamıyor. Demek ki senin paran var ki sen konuşuyorsun burada. 3 kilo patates. Ya yok parası olan değil. Şükretmeyi bilmek lazım. Şükretmeyi. 3 kilo patates. Bak ablaya sor. Pazara gittiğinde hiçbir şey alamıyorsun. Benim dedemlerin zamanında bir sofraya oturuyorduk inan. Aç bunlar aç. İşte aç hep bunlar. Eskiye dönüyorlar. Hep eskiye dönüyorlar. 20 sene öncesine bunları, dönüyorlar. Bunların yüzünden ülke yanmış. Bu halde ya. Bunlar var ya. Anlatabiliyor muyum? Bunların yüzünden bu ülke böyle. Kral zannediyor kendini bunlar. İsyan. Millet isyanda. Yok beyefendi isyanda değil. Kim hayatını isyanda? Yaşıyor demek ki anlamadım. Sen bak. Lan bana AK Parti. Matap planlayın bunları ya. Bunlara bak matap planlayın bunları. Ben. Sen ne halde konuşuyorsun? Ulan ben çiftçiyim. İşçi halif. Makarna var yiyin mi? Aynı yiyin mi ya? Bana iş baba. Gel bir paket de ben alayım gel. Gel bir paket makarna alayım. Sen ne konuşuyorsun lan? Yalaka olma. Yalaka şimdi... olmayın yalaka. Tamam abi sakin. Gel bir paket makarna alayım ben sana. Yalaka gel kömür alayım. Yalakalı sen şimdi yapıyor. Hayır amca gidersin. Sen niye bağırıyorsun ne oldu? He? Niye sinirleniyorsun abi? Neye sinirlenmeyeyim aga? Neye sinirlenmeyeyim? Sakin. Yaşanacak durum mu kaldı? Babacım sakin. Sen nereden mi sesleniyorsun? Senin gibi diri değilim. Kaç lira verdi cebine kaç lira soktular? Hayır benim bir şey soktum. İyi o zaman ne konuşuyorsun? Allah'a bir şükür. Açsın aç. Aç. Bin makarnaya karnınızı doyuruyorsunuz. Yürü. Anca gidersin. Anca. Sağdan güçsüzden bulursun. Dolar 10 lira olmuş dolar 10 lira. Şu 128'in hesabını verin bana 128'in. Nerede bu? Damat nerede? Damat! Ya damat olarak bu köprüler babanın parasıyla mı yapıldı? Köprü senin paranla yapıldı senin! Gördünüz fabrikaların hesabını ver. Şimdiye kadar hesabını yapılmadı. Kim o? Davuz zurnayla şivanperveri kim getirdi? Sen yaşlı amca niye bağırıyorsun? He? Sen yaşlı amca niye bağırıyorsun? Ya ben röportaj yapıyorum. Benim konuşma şeklim öyle. Bağıran her zaman haksızdır. Tamam siz haklısınız. Suçluysan bağırırsın. Siz haklısınız ama benim konuşma tarzım bu. Senin baban yaşında adamı nasıl bağırıyor? Senin baban yaşında o. Sen kaç yaşındasın kardeş? Bak şimdi kardeş. Sen kaç yaşındasın? Hayır. Sen benim yaşımdan mı? Ben 50 yaşındayım. İnsanların burasına gelmiş ondan bağırıyor. Allah Allah. İnsanların 50 yaşındayım ben 50. Bağırmıyor. Sen yanlış anladın. Sen yalnız birbirine düşürmeyin. Biz birbirimizi birbirine düşürmüyoruz. Bakın kardeşim. Son soruyor sadece. Geçiremiyor musun? Adam içini boşaltmış. Kardeş gel. Orada öküz gibidir bakıyorum. Kim ben mi? Sen tabii. Neye bakıyorum abi? Bir saniye durur musun? Çekme. Tamam neye öküz gibi bakıyorum? Kime hakaret ediyorsun sen ya? Neye öküz gibi bakıyorum ben? Adamı bağırttırıyorsun. Ona kadar şey etmiyorsun. Neyi? Tamam bana niye hakaret ediyorsun ki sen? Tabii hak ediyorum. Tamam sen de hak ediyorsun. Şimdi bana hakaret. Ben de sana hakaret ediyorum. Allah Allah. Boş konuşuyor ya. Öküz gibi bakıyormuşum.